selam arkadaşlar. Evet, neredeyse yaz geldi. Benim için yaz geldi sayılır. Çünkü ben öyle çok kat 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 giymeyi seven bir insan değilim. Bugün gardırobumuza girdiniz. O yüzden böyle biraz düzen yapacağım. Çok kalın olan şeyleri kaldıracağım falan filan. Biraz ortalığa bir el atacağım. Biraz size belki kombin göstereceğim falan. İşte neleri severim, ne yaparım, ne ederim. Ondan sonracıma ne tarz kıyafetler severim, marka düşkünlüğüm var mı, yok mu falan, bu tarz şeyler. Biraz size şöyle bir ayakkabılar, ne var ne yok burada falan filan. Bunları anlatacağım size. Ondan sonra hemen o halde başlıyorum. Ne desem bilemedim şimdi. Nereden başlanır? Bir, bu ayakkabı yanlış duruyor. Şöyle. Evet. Gönül isterdi ki... Ay kafam gitmiş. Gönül isterdi ki şöyle... kocaman bir, her kızın hayal ettiği bir gardırobum olsaydı. Böyle renk. Bir terazi burcu olarak bazı obsesifliklerim var. Bu doğru. Bazı renk takıntılarım var. Bu da doğru. Ama çocuk hayata girdikten sonra ne yazık ki o obsesiflikler gidiyor. Çünkü öyle bir zamanımız olmuyor. Normal şartlarda Ako'nun gördüğünüz gibi arkada gömlekleri var. O gömleklerin hepsi renk skalasına göre ayarlanır. Açıktan şeye, koyuya doğru falan. Kendim için de aynı şekilde falan filan. Şimdi biraz size ne tarz şeyler seviyorum, ne giyiyorum falan filan. Onlara bahsedeceğim. Ondan sonra şu buralar, burası Ako'nun gömlekleri bu arada. Burada benim gömleklerim ve gömlek vari bluzlerim var. Size birkaç tane, her şeyi göstermeyeceğim. Birkaç tane benim favorilerimi göstereceğim size. Ondan sonra bir de işte buradan mı alındı yoksa yurt dışından mı alındı, onlardan bahsedeceğim size biraz. Eskiden tam bir Zara manyaydım. Zara'yı çok severdim. Mango'yu sanırım 5 yıldır falan Mango'dan hiçbir şey almıyorum arkadaşlar. Almıyordum. Ta ki geçen gün çok güzel bir The Beatles tişörtü gördüm. Ben bir müzik manyağı olduğum için. Çok beğendim bir tişört. Kalitesi de çok güzeldi. Onun için The Beatles yazılı bir tane tişört aldım kendime Mango'dan. Zara'yı da çok severdim. Zara'dan artık böyle çok simple, yani böyle basit tişört, mişört falan ihtiyacım varsa onlar için giriyorum. Aksi takdirde artık şeyden çok sıkıldım çünkü. Ne yazık ki. Beni biraz tanımak istiyorsanız burada yalan dolan yok. Herkesin üzerinde olan şeyleri ben sevmiyorum. Böyle takıntılarım var. Bir düğüne gittiğimde aynı kızın üzerinde bir elbise vardı ve kız eve gitti falan. Ben eve göndermesini sağlamadım. Yani bir şekilde pişti olduk ve o eve gitti ve üzerini değişti falan. Ben bir şey mi dedim? Hayır, tabii ki de. Çok küçüktüm ama paramı biriktirmiştim. Pahalı da bir elbiseydi. Çok güzel bir elbiseydi ama bir şekilde eve gitti galiba o akşam. Neyse, ya da o hoşnut değildi aynı elbiseyi giymemden, bilemiyorum artık. İzliyorsa selamlar ona. Okay, size birkaç tane çok hoş ve sevdiğim bluzlerimden göstereceğim. Bir, gömleklerimi göstereyim size. Avustralya'dan aldım. Çok salaş bir gömlek. Uzunca bir gömlek şöyle. Arkasında da şöyle bir detay var. Ha, geçen gün giydim bunu. Ondan sonra yazın şortlarla, denim şortlarla, kot şortlarla harika duruyor. Altına da çok güzel böyle sandaletler falan. Harikulade duruyor. Bu var. Yine en sevdiğim gömleklerimden bir tanesi. Şöyle bir şey. Buradan bunu alıyorsunuz. Trink bağlıyorsunuz. Göbüş görünüyor falan. Ondan sonra bu yerli bir ürün. Marka vermiyorum arkadaşlar. Özelden çok bilmek isterseniz özelden yazarım size. Ondan sonra Avustralya'dan yeni aldığım
Yeni aldığım 3 tane bluz var. Aynı marka. Üçüne de bayılmıştım. İndirimden aldım. Üçünü de göstereceğim size şimdi. Hatta 3 tane değil. 4 tane falan almışım galiba aynı markadan. Stil olarak bayılıyorum ben bu adamın çizgisine. Size gösteriyorum şimdi. Bunların hepsi aynı mağazadan. Penyesi muhteşem. Hakikaten. Şu ışık rahatsız ediyor mu bizi acaba? Ya da etmiyor mu? Şöyle daha iyi değil mi? Evet, daha çok ışık geliyor. İki taraflı V yaka. Müthiş bir bluz. Hakikaten çok beğendiğim. Aynı bluzun derin V yakası ama boğazlı. Sırtı kapalı şu şekilde. Yine benzer bir kumaştan. Yine aynı markanın şöyle. Çok güzel bir şey ön göğüs detayı var bunun. Çok güzel. Bunun kumaşı biraz daha tüylü. Ondan sonra az önceki gösterdiğim, ilk gösterdiğim bluzun yuvarlak yakası tam omuza doğru geliyor. Beyaz. Bunların penyeleri arkadaşlar böyle likralı ve hakikaten muhteşemler. Çok güzel kullanılıyor. Ondan sonra bir de bu var. Kısa. Bilekte bitiyor. Yine likralı. Boğazda şu şekilde bitiyor boğaz kısmı. Uzun kollu falan. Bu şekilde. Bunların altlarına etek aldım ben. Yine aynı mağazadan. Ondan sonra o eteklerimi de göstereceğim size şimdi. Onları şunlarla kombin ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir etek. Bakın. Dap daracık. Böyle daracık. Bayağı bileğe yakın bir yerde bitiyor. Şöyle. Bunun üzerine mesela harikulade bir kombin. Göbek kısmı açık oluyor arkadaşlar. Altına da onu düşünerek şöyle yine Avustralya'dan bir topukla aldım. Şu kısmı lastikli. Şöyle buyurun. Aşırı rahat bir ayakkabı. Bunu da indirimden almıştım. Bu var. Ondan sonra bu eteğin indirimde olduğu için bir de en sevdiğim renk biliyorsunuz pembe. Pembenin bir şöyle bir tonu. Bu da harikulade duruyor. Bu da etek. Ondan sonra bakalım şöyle. Evet, bunlar var. Bunların hepsi aynı mağaza. Likralı. Çok güzel. Ondan sonra o var. Sonra bunlar da güzel. Çok sevdiğim, yıllarca giydiğim, yine Avustralya'dan aldığım, harika kolları olan bir bluz bu. Kıyamıyorum. Çok eski ama ne zaman giysem ve nereye gitsem muhakkak bir bayan gelip bu bluzu nereden aldınız diye soruyor. Çünkü omuzları o kadar harikulade duruyor ki giyildiğinde. Çok güzel, çok sevdiğim. Transparan, evet. Altına çok şık böyle hafif kapalı, hafif böyle dantelli bir bluz. Böyle atletimsi bluz. Ya da kapalı bir ne bileyim tight bir body tarzında bir şey de çok hoş duruyor. Ondan sonra o var. Yaz geceleri için şöyle komple biraz delik deşik bir bluz. Bunun altına çok güzel bir bikini altı falan giyildiğinde çok hoş duruyor. Şurası sırtı böyle çok dökümlü. Bu komple el yapımı arkadaşlar. Şöyle dokunulduğu zaman tiril tiril bir şey hakikaten. İçinde ipek var bunun galiba. Bu var. Yine henüz daha giymeye fırsat bulmadım. Çünkü maşallah çok dışarıya çıkıyoruz ya. Çıkamıyoruz. Çok güzel bir bustier. Şöyle bir şey. Bu da çok hoş duruyor. Blue jeanlerle, beyaz bir jeanle. Çok güzel. Altına gri bir sivri topuklu ayakkabıyla. Çok güzel. Var mı öyle bir topuklum? Hayır yok. Ama ne olabilir onun yerine diye bakıyorum. Biraz ayakkabı alışverişi yapmam lazım galiba. Yani düz siyah bir topuklum yok. Attım var olanlara. Sıkıldım çünkü. Attım derken şey başkalarına verdim. Ondan sonra hiçbir şey atmıyorum arkadaşlar. Var olan her şeyimi, Nova'nın kıyafetlerini, Maya'nın olsun. Hepsine ihtiyacı olan farklı yerlere gönderiyoruz. Ondan sonra bu var. Yine yerli bir mağaza. Böyle farklı farklı bluzlarımı gösteriyorum size. Deri bu. Deri mi? Deri gibi olan suni deri. Bir bluz. Bunu beyaz gömleklerin üzerine. Şunu yapayım da Aktuban'a kızmasın. Bir saniye.
Suni deri bu. Şöyle, bunu beyaz gömlek giyiyorsunuz. Bunu da üstüne giydiğiniz zaman harika duruyor. Altında bir etek ya da salaş bir pantolon falan. Bunun altındaki de öyle biraz böyle salaş bir şey. Gördüğünüz gibi her şey delik deşik falan böyle. Çok öyle standart şeyleri sevmiyorum. Çocukluğumdan beri de sevmemişimdir, biliyorum. Ondan sonra şunu göstereyim size. Bu tişörtün yeri bizim için ayrı hakikaten. Burada Mrs. yazıyor. Aktu'da da Mr. yazıyordu. Mr. and Mrs. Balayımıza giderken giydik biz bunları. Akon'unki de gri şurada bir yerde. Evet, böyle bluzlerim var arkadaşlar. Ondan sonra aşağıda başka var mı? Evet, şunu gösterebilirim. Bu bir bodysuit. Bu şekilde giyiliyor. Yine bunun da içine hafif şöyle dekolteli, siyah ya da bu ten rengine yakın bir şeyle. Yine çok dökümlü, harika bir kumaşı var bunun da. Bir bluz bu. Böyle bir gömleğim var. Şeylerinde, bu da çok cici duruyor. Arkası düğmeli. Böyle bir gömleğim var. Hiçbirini görmediniz üzerimde daha. Çünkü daha günlük kıyafetlerimle görüyorsunuz beni. Şöyle kolları var mı? Bakın ne olmuş. Böyle şeyler olabiliyor. Bunların hepsi tek tek yapıştırmalıkmış. Ondan sonra. Bu da yine biliyorsunuz ben Free People'ı çok seviyorum. Her zaman söylerim. Bu da jeanlerin üzerinde çok şeker duruyor. Çok cicili bicili bir bluz. Ondan sonra o da çok sevdiğim bir gömleklerimden biri. Yeni. Bunu ikinci elden almıştım. Çok çok ucuzdu. Pötükare hiçbir zaman biliyorsunuz modası gitmiyor. Ondan sonra bu var. Çok çok yeni bir şey. Yani çok yeni değil aslında. Ekim'de sipariş verdim. Geldi bir arkadaşımın evinde duruyordu. Sağ olsun o gelirken getiriyor bana. Ondan sonra o var. Onu göstermek istiyorum size. Şu üstü. Bakın. Şu şöyle üstü. Bir de pantolonu var. Göstermeden edemeyeceğim. Çünkü hakikaten bir an önce bunu giymek istiyorum. Nereye giyerim artık bilmiyorum ama giymek istiyorum. Bakın. Şöyle bir şey. Pantolon etek gibi. Böyle. Şu da arkası. Şu kalça kısmı o kadar şık duruyor ki. Eşofman kumaşından bu kadar şık duran bir şey. Hakikaten ben görmedim. Muntazam duruyor üstte. Arkadaşlar burada kışlıklar ve baharlıklar var. Benim öyle çok kat giydiğim ve sevdiğim yani kazak falan şeylerim yok. Toplam 5 tane kazağım var. Ondan sonra onlarla da yetiniyorum. Şunu şuraya astım tekrardan. Şurayı göstermem lazım. Şöyle.